Ben birinci gözümü vermek üzere ismini Devrim Bey'in anons etmesi için mikrofon veriyorum. Uygu Gönül'ün ismini anons etmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bütün çalışan gazetecilerin gününü birkaç gün geçmeye de olsa kutluyorum. Almanya'daki Türk basınının buradaki insanımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için oynadığı olumlu rolü hepimiz takdir ediyoruz. Selman Bey'in de dediği gibi ben sizin Faruk Bey'in de uyuşturmak istemiyorum ama vurgulamak istediğiniz çok da birkaç husus var. Burada da Türk basını gerçekten buradaki insanımızın, ediyoruz burada yaşayan insanımızın burada tutulmasına, vatan ödevinin giderilmesi buradaki insanımızın, vatanıyla yani Türkiye'mizde olan bağlılığının korunmasına, buradaki hak ve çıkarları konusunda bilgilendirilmesine, davalarının savunmasına, İnsanın içindeki dayanışmayı kurulmasına gerçekten çok önemli katkıda bulunuyor. Bu yüzden burada bulunmayan bütün gazetecilere teşekkürlerimi sunuyoruz. Ve Hamburg Basın Birliği'ne de en azından bu basını bir araya getiren önemli bir sivil toplum örgütü olarak yaptığı olumlu faaliyetler için çok teşekkür ederim. Ve haber alanındaki birinci gözünlü Sayın Namık Kemal Avcı. Şerif gibi başlıklı haberi gidelim. Onu değil, onu geçelim. Ben de bir de Türk Hava Yolları'ndan sponsor. Teşekkür ederim. Sevgili Hüseyin Dörtyol, bir basın elektarı
sevgili Hüseyin Örgün. Öncelikle arkadaşlarım patronun gerçek kutlarına buraya çıkarttık. Ama benim senelerin üniversite çalıştığımız çok değerli her öğretmen arkadaşım, her öğretmen patronum. Sağ olsun. Sağ olun. Sayın konuklar, Hüseyin Dörtel hakkında bir sürü sizler yaşayan sözler çıktınız. Bunların üzerinde daha fazla bir şey söylemem gerekmez. Hüseyin Dörtel kendisi kökeni öğretmendir Türkiye'den. Daha sonra gazeteciliğe başlamıştır. O da benim gibi. Kendisi yani çalıştığı kurumlar itibariyle bir okuldur. Hem öğretmen hem de okul. Gerçekten kendisini ben Hamburg'da tanımaktan çok mutlu oldum. Bugün Hamburg'daki Türk basınında, medyasında hizmet veren birçok arkadaşımız, yani ödülleri sıralayan Erdal'la dahil olmak üzere kendisinin yanında işe başlamışlardı, yetişmişlerdir. Benim oğlum Ahmet Frankfurt'ta Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyor edukasyonla. O da onun yanında başladı. Ve bunun gibi daha bir şey de Ali Akdemir de aynı şekilde. Ülkem de. Ülkem. Evet, de öyle. Ama onu söylememiz. Evet. Bu vesileyle kendisine tebrik ediyorum ve daha nice nice insanları basın aleme kazandırmasını temenni ediyorum. Ben de bu güzel bölümünü, hayatımın en güzel bölümünü bana layık gören jüri basın birliğine çok teşekkür ediyorum ve hepinizin önünde söz veriyorum. Daha yıllarca mücadele edeceğim en doğru haberi, en doğru röportajı, en doğru halkımıza ulaşılması için mücadele edeceğim ve bir umudum da, bir isteğim de Hamburg'da çalışan gerçekten çok kötü koşullarda çalışan bütün gazeteci arkadaşları bir araya toplayıp onlara meslek geliştirme kursları gibi şeyler vermek, onların sosyal güvenceye kavuşması için mücadele etmek yaşadığım sürece yapacağımı söz veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, bu güzel etkinliğin oluşumunda katkı, destek sunan sanatçı arkadaşlarımız, yönetim kurulu, gönüllü dostlarımızı, Fehim Hanım'ı, Ertaş Bey'i, bu etkinlikte arka bahçesinde mutfakta yardımları olan arkadaşlarımızı da buraya davet edelim. Hep beraber sunucularımızı, sanatçı arkadaşlarımızı, yönetim kurulunu, evet bu ara korkma ile ilgili kaydımızda çıktı mı? 66 numaralı. Evet. Mevlana Bey baktınız mı? Evet. Evet. Jüri üyeleri bu tabloyu genişletelim. Ön seçicilik kurulu olan, ana jüri olan arkadaşlarımızı da bulunduralım. Bir duyu, bugün programda yer alan, yakından tanıdığımız Erol Arslan Hoca'nın neyi yardımcı çıkmış, kurağında kendisini de burada isteyenler alabilir imzayla. Kendisine de başarılar diliyoruz ilahi bir yıldırlıkla. Evet, sponsorlarımızı da alalım. Hiç kimse eksik kalmasın. Bu güzel tabloda, bu durumda yerine getiren herkesin burada olmasını beraber birlik, beraberlik mesajı vermek istiyoruz. Ne güzel, dedik ki katılım, salon boşaldı denildi, güzel. Bu etkinlik herkesin aktif kolektif katılımını evet, sağlar. Teşekkür ediyoruz. Yaklaşın. Evet. Onların mesleği olmadan bu güzelliği sunmamız çok zor olacaktır. Ödül sahiplerimizden bunu buraya alalım. Tamam mı? Evet, arkadaşlar.
Evet, biraz zamanla yarışıyoruz. Altına salonu tertemiz teslim etmek durumundayız. Onun için bazı şeyler gözümüzden kaçtık olabilir, eksiklikler olabilir. Ama zamanla yarıştığımız için bunu da anlayışla karşılayacağını umuyorum. Evet, tekrar.